Merhaba arkadaşlar. Bu derste de yeryüzündeki bölgeleri anlatacağım. Dünyamıza baktığımız zaman çeşitsel olarak bir bütün olarak algılamak mümkün değil. O yüzden dünyamızı doğal ve beşeri özelliklere göre bazı mekanlara bölmek zorunda kalmıştır. İşte biz bunlara da bölge diyeceğiz. Bölgeyi tanımlayacak olursak bölge kendi içerisinde benzer özellikler gösterip bu özellikleriyle diğer yerlerden ayrılan alanlara denir. Ve biz bölgeleri ikiye ayıracağız. Bir şekilsel bölgeler, bir de işlevsel bölgeler. Şekilsel bölgeleri de ikiye ayıracağız. Doğal, şekilsel, bir de beşeri şekilsel olmak üzere. Doğal şekilsel bölgeler derken de örneğin dağlık bölgeler, çöl bölgeleri, deprem bölgeleri, orman bölgeleri, işte doğal bitkileriyle ilgili bölgeler akıla gelmektedir. Beşeri bölgeler derken de işte sanayi bölgesi, tarım bölgesi, turizm bölgesi gibi bölgeler akla gelmektedir. Ya da şöyle bilelim arkadaşlar, doğal bölgelerin sınırları kolay kolay değişmez. Örneğin bir deprem bölgesinin sınırları değişmez. Bir dağlık bölgesinin sınırları değişmez. Değişir ama milyonlarca yıllık bir süreci kapsar bu değişim. Ama bir beşeri bölgenin sınırları kolayca değişebilir, daralabilir, genişleyebilir. Örneğin diyelim ki geçmişte Varşova Paktı vardı. Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı, Varşova Paktı ortadan kalktı. Bütünüyle bu bölge ortadan kalkmış oldu. Ya da Avrupa Birliği, bu da bir beşeri bölge. Ama İngiltere bu bölgeden çıktı, yani Avrupa Birliği'nden çıktı ve bu birlik ne yaptı? Alanı daraldı. Bir başka ülkeye girmiş olursa Avrupa Birliği'nde tekrar gelişli bir ülke olacak. O bakımdan doğal şekilsel bölgelerin sınırları kolay kolay değişmiyor ama beşeri şekilsel bölgelerin sınırları çok kısa süre içerisinde ortadan da kalkabiliyor, genişleyebiliyor da daralabiliyor da. İşlevsel bölgeleri gelecek olursak bunu da biz dörde ayıracağız işlevsel bölgeleri. Bir, işlevsel üretim. İkincisi, işlevsel hizmet. Üçüncüsü, işlevsel istatistik. Dördüncüsü, işlevsel plan ya da proje. İşlevsel bölgelerde bir merkez vardır ki bu merkeze odak merkezi de deniyor ve onun çevresinde gelişme göstermektedir işlevsel bölgeler. Ve dörde ayırıyoruz dediğim gibi. İşlevsel yönetim deyince bir merkez yönetimler var, bir yerel yönetimler var. Merkez yönetimler derken işte ileride valilik, ilçelerde kaymakamlık. Yerel yönetimler deyince de işte büyük şehirler, şehirler, ilçeler, beldelerdeki yerel yönetimler. Bunlar akla gelmektedir. Yani hizmeti en geniş, en doğru, en güzel şekilde uygulanabilmesi için olan yönetimlerdir. Hizmet, işlevsel hizmet derken de insanlara hizmeti yönelik olan bölgeler. Örneğin devlet su işleri ya da meteoroloji, köy hizmetleri ya da karayolları genel müdürlüğü. Bunda bir merkez vardır.
bölgelere ayrılmış ve en büyük şehir o işlevsel bölgenin merkezi konumundadır. Örneğin Doğu Karadeniz'de mesela Trabzon büyük bir kenttir. Doğu Karadeniz'de işlevsel merkezde odak merkezi Trabzon oluyor. Örneğin Orta Karadeniz'de Samsun, İç Anadolu'da örneğin Ankara, Marmara bölgesinde İstanbul ya da Ege bölgesinde İzmir. Bunlar odak merkezi konumunda olan büyük kentlerdir. Bir de işlevsel istatistik vardır. Bunda ise bazı istatistikler tutularak böylece ona göre de hükümetler, yönetimler göstermektedir. Bunda D1, D2, D3 yani düzey 1, düzey 2, düzey 3. Düzey 3 dediğimiz zaman 81 tane il var, düzey 3. D2 dediği zaman ekonomiye göre bölgelere ayrılmış ülke ki 26 tane bölge vardır. D1 ise büyük şehirlere göre. Şu anda Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. Ve 30 tane de demek ki düzey 1 merkezi bulunmaktadır. İşlevsel projeler derken de, plan projeler derken de bunda ise ülkelerin her yerinde bölgeler arasında kalkınma düzeyleri aynı değildir. Farklılıklar göstermektedir. Örneğin ülkemizde mesela batıdaki bölgeler daha gelişmişken doğudaki bölgelerde gelişme sosyoekonomik bakımından daha geridedir. O yüzden de bu bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak amacıyla bazı plan ve projeler hazırlanmış. Nelerdir bunlar? GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi, DAP, Doğu Anadolu Projesi, DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi, Yeşil Irmak Havzası projesi var. ZBK yani Zonguldak, Bartın, Karabük, bir de KOP, Konya Ovası projesi var. Şimdi bu projeler hazırlanırken amaç şu: sosyal ve ekonomik bakımından geri kalmış olan bölgelerde gelişmiş bölgelere doğru olan göçü azaltmak. İşte bunu yapabilmek için de ne yapacağız? Yapılıyor. Geri kalmış olan bölgelerin önce en zayıf ve en güçlü tarafları belirleniyor ve ona göre de o bölgelerde belirli yatırımlar yapılıyor. Örnek verelim. Doğu Anadolu Projesi. Şimdi en zayıf olan tarafları nedir Doğu Anadolu'nun? Yer şekillerinin gibi oluşu ve bir de iklim koşullarının çok sert geçmesi. En güçlü tarafları nedir? Bir defa yeraltı kaynakları bakımından çok zengin ve büyükbaş hayvancılığı, küçükbaş hayvancılığa yani kısacası hayvancılığa çok uygun bir koşullara sahip olması. O zaman ne olacak? Bir defa hayvancılık geliştirilecek, bununla ilgili yatırımlar yapılacak, işte mera otlakları ıslah edilecek, işte et ve süt ürünleriyle ilgili tesisler açılacak, madenler, çıkarılan madenler buralarda işlenecek ve böylece bölgenin önce ekonomisi sonra da beraberinde sosyal ve kültürel özellikleri geliştirilmiş olacak. İşte böyle bir proje. Doğu Karadeniz'de de en çok göç veren yer Doğu Karadeniz ama yetiştirilen tarım ürünleri oldukça sınırlı. Yetişen nelerdir? Fındık, çay ve en çok da iş göç veren alanlar içerisindedir. O zaman bu bölgemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin ne yapılacak? Çeşidi arttırılmış olacak. İşte ormanlar var, ormanlarla ilgili kağıt ve mobilya sanayi geliştirilebilir gibi. İşte ZBK yani Zonguldak, Bartın, Karabük projesinde ise biten taş gömüller karşısında işte çok sayıda insan işsiz kalacak. Bu işsiz kalan insanlara yeni iş olanakları yaratmak. Ya da buradaki demir çelik fabrikası eski teknolojiyle yapılıyor.
yeni teknolojiyle donanımlarını tamamlamak ve bu sanayilere bağlı diğer yan sanayileri açıp böylece istihdam sorununu çözmek. KOP, Konya Ovası Projesi, Türkiye'nin büyük ovası olmasına rağmen yağışların ve sulama olanaklarının yetersizliğinden dolayı burada sadece kuru tarım yapılıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için de sulamaya dayalı tarım geliştirmek. Bu amaçla da Göksu Irmağı'nda bir baraj yapıp bu barajın arkasında biriken suları borularla Konya'ya taşıp ve burada sulamalı tarıma geçmek. Böylece kuru tarımı yerine kazancı daha yüksek tarım ürünleri elde etmek. Ve böylece ekonomik olarak gelişmişlik beraberinde dediğim gibi sosyal ve kültürel yönden gelişmişliği de getirecekler.